Merhaba arkadaşlar, bugün karşınızda yeni C serisi kupe. Bu araç S kupeye çok benziyor ama normal insanın alabileceği fiyatlarda. Bu aracı özel yapan şey bence lambaları led olması ve virajlarda dönüyor. Uzunlar da otomatik ve içi çok güzel. Bunu videoda göstereceğim yakında. Bu araçta iki paket ile satılır. M5'in ve Prestige. Prestige en lüksüdür. Bu M5'in. Ayrıca bu aracı AMG Spor paketiyle aldığınız zaman daha agresif ön tamponu oluyor. Arka tampon, jantlar ve içi biraz daha değişik oluyor. Bence şu andaki kupelerin en güzel görünenden biridir. Aracın arkasına baktığımız zaman S-Class kupe çok benziyor. Arka lambalar neredeyse aynı. LED çok acayip görünüyor gece. Ve bir diğer güzel özellik arka amblemin içi. Bu çok güzel bir sistem ve acayip hoşuma gidiyor. Önüne baktığımız zaman araç çok güzel görünüyor. Çok sportif duruyor. Özellikle jantlar. 5 ayaklı, 5 kollu. Daha sportif gösteriyor aracı. Yakından baktığımız zaman LED farlar çok güzel görünüyor. Otomatik uzunlar. Akıllı farlar bunların adı. Sinyal lambaları yukarıdakiler. AM5'in paket olduğu için böyle çok sportif görünüyor. Ayrıca Diamond Grill ile satın alınabilir bu araç. Krom çok güzel olmuş ön tamponda. 18 inç jantlar Pirelli lastiklerle geliyor. Kupe çizgiler çok güzel, güçlü gösteriyor aracı. LED sinyal. LED arka lambalar. Gece çok müthiş görünüyor. Amblemin içinden çıkan geri görüş kamerası. ...480 litre kapasite var arkada. Eşya gözü. Bu çantalar için. Arka koltuklar yatıyor. Bir eşya gözü daha. Araca şimdi iç mekanına bakalım. Ambiyans aydınlatma var 3 renkte. Uzatmalı koltuk kısmı. Şimdi çok güzel bir torpidosun olduğunu görüyoruz. Havalandırmalar çok güzel. Keyless go anahtarsız çalıştırma var düğmeye bastığınızda. Direksiyon güzel. Kafam tavana biraz değiyor. Isofix koltuklar 3 tane bardaklık. 1 metre 83 boyum. Kafam az tavana değiyor ama. Şu anda C serisinin içindeyiz. Isıtmalı koltuklar 3 ayarlı. İçe kapanan aynalar. Yukarı doğru. Ayrıca aydınlatma var altında. Çok güzel bir iç mekan bence. Havalandırmalar çok güzel. Deri kol dayama. 2 tane USB SD kart girişi ve eşya gözü. Kemeri vermek için düğme. Navigasyon, ses ayarı, start stopu kapatma. Park sensörü, dinamik, comfort, spor artı individual modu. İki tane bardaklık, eşya gözü, navigasyon, Türkçe var, radyo, medya ayarı, telefon ayarı. CarPlay ve iOS ve Android destekliyor. Seçeneklere gidelim. Dil seçenekleri. Türkçe var. Ekran ayarları, geri görüş kamera ayarları, zaman ayarı.
şirketin verileri. Araç ayarları, ambiyans aydınlatma, parlaklık, renk, 3 tane renk, solar, polar, nötral. Düğme ile çalıştırma, dediğim gibi vites kolu direksiyonun arkada, arkasında, aşağı D, yukarı R. Buna bastığınız zaman parka geçiyor. Vites değiştirme, 7 ileri şanzıman için. Sesle komut verme, eco modu, dijital gösterge, otomatik farlar, elektronik el freni, kamaştırmayan iç ayna, gözlük bölmesi, SOS düğmesi. Klima için kendi menüsü var. Açtığınız zaman ayarlayabiliyorsunuz. Bu araçta geri görüş kamerası ekstrası var. Garmin Map Pilot sistemi var. Canlı trafik bilgileri var. Collision Prevention Assist var. Agility Control düğmesi var ekstra olarak. Ve keyless, anahtarsız çalıştırma. Bu aracın süspansiyonu biraz sert, kupe olduğu için. Ama yine de iyidir yani. Tek geri vitese taktığınız zaman, geri gittiğiniz zaman kör noktası var bayağı. Bu çiziminden dolayı, dizaynından dolayı. Şu anda kullanılan malzemeye baktığımız zaman, bunu bilmek istiyorsunuz diye söylüyorum. Bu kullanılmış yumuşak plastik. Sert plastikten değil. Bence çok iyi olmuş. Ve bu gördüğünüz kısmı başka tahta renklerinde alabilirsiniz. Parlak veya normal tahta renginde. Bu siyah parlak olduğu için bu çok kolay çiziliyor. Bunu tavsiye etmem. İlk başta güzel görünüyor ama sonradan çizikler gözüküyor. Yıllar geçtikten sonra. Ve bu tavan siyah renkte. Çok güzel sportif gösteriyor aracı, iç mekanını. Bu krom parçaları da başka renkte alabilirsiniz. Ve ayrıca burada hafızalı koltuk düğmeleri de oluyor. Seçenekler arasındadır. Ve onu, o seçeneği aldığınız zaman o düğmeler bile aydınlatılmış gece. Ve havalandırmalar çok hoşuma gidiyor, yuvarlak. SLS AMG'deki gibi. Ve düğmeler çok kaliteli, aynı S serisindeki gibi. Yani çok pahalı bir araç olduğunu gösteriyor, hissettiriyor. Sıfırdan yüze hızlanma. Tam gaz, spor artı. Bu araç C180 benzinli, 156 beygir gücünde, 250 Nm tork üretiyor. 0-62 in 8.5 seconds. The top speed is 223 km per hour. That's about 140 miles per hour. Motoru ise 1.6 4 silindir benzinli motor.